Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim fırından alınmış gibi taze böyle çıtır çıtır ekmek yapacağız. Özellikle şu günlerde pek dışarıya çıkmamamız gerektiği için evimizde de ekmeğimizi çok kolaylıkla yapabiliriz. 2 günde bir ekmeğinizi tazeleyip yeniden yapabilirsiniz. Kalan ekmeklerinizi de arzu ederseniz kahvaltılara tost makinesi ısıtıp tüketebilirsiniz. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Evimizdeki klasik bardaklarla 2 su bardağı suyu kabımın içine alıyorum. Böyle hafif ılık bir su arkadaşlar. 1 paket kuru maya. Öncelikle mayayla suyu birazcık karıştırıp mayayı içerisinde eritiyorum. Su bardağının ölçüsüyle 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Böyle hafif ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Arkada tencerem çalışıyor. Ondan dolayı birazcık gürültü olabilir. Kusuruma bakmayın lütfen. Hemen ardından 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Öncelikle spatulayla karıştırıp yoğurma kıvamına geldiğimde elimle yoğuracağım. Şu anda yanıma 5 su bardağı un aldım. Hamuru toparladım arkadaşlar. Böyle toparladıktan sonra birkaç dakika elinizle yoğurun. Hafif böyle bir yapışkan hamur olsun. Çok fazla ununu kaçırmayın. Dikkatlice ilave edin. 5 su bardağı un tam yeterli geldi. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gelecektir. Lütfen dikkatli ilave edin. Hamuru toparladıktan sonra tekrar yoğurduğum kabın içine alıp üzerini streçle kapatıyorum. 1 saat boyunca oda ısısında dinlendiriyorum. Mayalandı arkadaşlar. Hemen şunu belirteyim. Bir saat kadar böyle hamurunuz mayalandıktan sonra hamurunuzu açın. Bir kere elinizle şöyle yapıp ovasını alın. Ondan sonra tekrar streç filmini kapatıp tekrar mayalanmasını sağlayın. Ben o işlemi yaparken kameramda bir arıza oluştuğu için tam o esnada çekmemiş. O yüzden o kısmı sizlere gösteremiyorum ama kaçırdığınız bir aşama yok. Bu şekilde şimdi tekrar ön üstünü örteceksiniz. Biraz daha dinlendireceksiniz. Yani tekrar mayalandırıp işleme başlayacaksınız. Ben şimdi o işlemi yaptım. İkinci kez mayalandırdım. Şimdi tezgahımın üzerine alıyorum. Biraz onu serpeyim. Hamur biraz yumuşak olduğu için tam bir ekmek hamuru gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hamurumu 3 çeşit parçaya böleceğim. Sizler ekmeğinizi ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsanız o büyüklükte bezi koparabilirsiniz. Ben 3 parçaya bölüp böyle orta boy bir market ekmeği tarzında yapacağım. 3 tane eşit parçaya bölüyorum. Bezi haline getiriyorum hamurumu. Bu esnada bolca un kullanıyorum. Kenara koyuyorum. Tezgahın üzerine birazcık unluyorum arkadaşlar. Hemen hamurdan bir tane alıp çok fazla aşırı şu an unlamadan hafif açıyorum. Arada elinizi unlamanız yeterli. Uç kısımdan başlayarak şöyle sıkıyorum içe doğru. Bir taraftan da bastırıyorum arkadaşlar. İyice hamur yapışsın. Elimle de hafif hafif gördüğünüz gibi içe doğru veriyorum. Hemen diğer kısmı da yapıştırıyorum şöyle. Artık bu esnadan sonra hamurunuzu yoğurduktan sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz direkt yuvarlak yapıp tepsiye koyabilirsiniz. Artık nasıl arzu ederseniz. Şu kenar kısımlarını birazcık sivriltiyorum. Birazcık yapışmış elim. Bunu alıp kurtarıyorum. Tamamdır. Uç kısım
kısımlarını hafif şöyle yapıp sivri olmasını sağlıyorum. Tamamdır. Kenara alıyorum. Ben diğerini de yapayım. Silpatın üzerinde yapmadım arkadaşlar. Çünkü birazcık beni zorlayacak. Hafif hafif içe doğru sıkarak gördüğünüz gibi itiyorum. Bir taraftan da bastırıyorum. Hemen çevirip birleşim yerine yapıştırıyorum. Uç kısımlarını şöyle yapıp sivri olmasını sağlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hazırladığım hamurları yavaşça dikkatlice alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Uç kısımları elimle de hafif sivriltiyorum. Ekmeği tepsiye aldıktan sonra arkadaşlar çiziklerini atacağım ben. Ununu da serpeceğim, öyle mayalandıracağım. Çünkü mayalandırdıktan sonra kestiğiniz zaman bazen havası sönebiliyor. Bu aşamaya dikkat edin. Özellikle ilk defa yapıyorsanız kesinlikle kestikten sonra mayalandırın. Ben de şöyle bir kesici vardı. Onunla kesikler atacağım. Biraz derince. Ama eğer böyle bir şey yoksa keskin bir bıçakla da kesebilirsiniz. Biraz derin kesiyorum. Üzerine çok olmadan çok hafif şöyle un serpiyorum arkadaşlar. Direkt unu döktüğünüz zaman üzerinde yanık yanık olabiliyor. Hafif serptiğim zaman tamamdır. Üzerine temiz bir şeyle örtüp yarım saat boyunca tepsi mayasında dinlendiriyorum. Yeterince mayalandı arkadaşlar. Hemen üzerini açıyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış, alt üst ayarlı. En azından bir 10 dakika önceden ısınmış olsun fırınımız. Yani direkt sıcak fırın atmamız gerekiyor. Şöyle borcamın içerisine bolca suyu doldurdum. Fırının en alt tabanına koyacağım. Bu su sayesinde ekmeğimizin içi yumuşacık olacak. Püf noktalarından bir tanesi de böyle çok aşırı yüksek açıp ekmeğinizin birden içini kızartmayın. Yavaş yavaş kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin lütfen. Ekmeği fırından çıkardım arkadaşlar. Tam 30 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. İçi de yavaş yavaş pişti. Öncelikle 20 dakikada kadar 200 derecede pişirdim. 20 dakikanın sonunda ve 10 dakikada 220 dereceye çevirdim. Kızardıktan sonra aldım. Altı da gayet güzel. Çıtır. Duyduğunuz gibi. Daha çok sıcak. Elime dokunamıyorum şu anda. Çıtır çıtır olmuş. Birazcık üzerine temiz bir bezle örtüp 10 dakika dinlendireyim. Fırından alınmış bildiğiniz çıtır çıtır ekmek. Sanki fırından almış gelmiş gibi, gördüğünüz gibi. Diğerleri de sıcacık bir evin içi, inanır mısınız? Buram buram ekmek koktu. Ben şöyle dilimleyeyim. İçinin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel pişmiş, hiç hamur falan değil. Ekmeği çok fazla da böyle parçalamak istemiyorum arkadaşlar. Sizler tarafından sonra çok tepki alıyorum. Hemen biraz daha böyle dilimleyip videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız.
Videolarımı beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.